Avrupalı yapınca melankoli, biz yapınca arabesk mi oluyor? Madem yani? herkes bu kadar kötülük Öldürme neden var? Öldürmeyen acının temsilcisi arabesk Sanat mi? Sanat acıdan mı o beslenir? Acı çekmekten <laughs> keyif alıyor olabilir miyiz? Eski mi? mutluluğumuz şimdi neden acı Gerçekten verir? Gerçekten acıtır mı hocam? Acı hissetmemek bu hangi Acılarımız haydi. günahlarımızın kefareti Hayatı, mi? Hayatı acılı mı acısız mı? Gece çöktüğünde neden aklıma geliyor? Zenginin malı zördünçe yaşıyorlar. Hayatta olan acı arabesk Hocam cennetten kovulduktan sonra mı biz arabeske bağladık? O yüzden mi dünyaya ağlayarak geliyoruz? Aslında bu arabeski genelde insanlar acıyla ilişkilendirir ama arabesk zannedildiği kadar acıyla ilişkili bir şey değildir. Acıyla ilişkili olmayan hiçbir müzik yok. Yani bütün müzik türleri bir şekilde acıyla alakalı. Sebebi de şu aslında. insanlar musiki de acılarını, sevinçlerini, dostluklarını, düşmanlıklarını yani bütün duygularını ifade ederler. Bu bütün müziklerin ortak formudur aslında. Yani e, herhangi bir müziğin diğerinden daha fazla acıyla ilişkisi yoktur. Bu müziğin derken şunu kastıyorum. Yani işte diyelim ki Türk sanat müzikisi dediğimiz bir müzik türü var. İlahiler var, türküler var, arabek dediğimiz bir form var. Ne bileyim daha sonradan 1950'lerden 60'lardan sonra çıkan Daha farklı müzik türleri var e Bunlar Aslında insanı ifade ettikleri için Bunların ifade ettikleri Duygular arasında bir farklılık yok Yani her birisi Hem acıyı ifade ediyor Hem hüznü ifade ediyor Hem sevinci ifade ediyor Dostluğu, düşmanlığı, sevgiliği Yani kendi içerisinde insani duyguların tamamını ifade ediyor Aslında Herhangi bir müzik türünü belirli bir e, duyguyla, ilişkili olarak ele almak, e, diğer müzik türleriyle olan bağlantısı dikkate almadan yapılan gevşek bir e, karşılaştırmanın neticesi. Burada başka bir yerden gitmek lazım. Yani arabesk acı veyahut da arabesk başka bir şey yanına koyduğumuz zaman meseleyi doğru değerlendirmek için başka bir yoldan gitmek lazım. Başka bir yer dediğiniz yer, zenginlik fakirlik olabilir mi? Çünkü lüks bir arabada arabesk dinlendiğini pek duymayız. Acıyı yaşayış biçimimizle alakalı olabilir mi? Evet oraya gelmek istiyorum. Cennetten çıktığımız zaman mı musiki başladı dedi yani arabesk daha doğrusu musiki değil. Eğer musiki'nin başlangıcı için cennetten çıkış bir nokta ise bu yani belirli bir müzik türünün değil, arabesk'in değil, genel musiki'nin başlangıcı olabilir. Eski metafizikçiler dediler ki. Musiki insanın varlığa kulak kesilmesinden kaynaklandı. Evet yani e, varlığa kulak kesilme insan da çok farklı bilgi ve terennüm halleri ortaya çıkardı. Mesela bunlardan bir tanesi bilimdir, fizik. Yani e, fiziğin özellikle teorik kısmının eski ismi es sema tabi'i. Yani doğayı dinlemek demek. Bu Türkçe'de kullandığımız hani Mevlevilerin e, sema dediğimiz şey... Aleviler semah diyorlar ya bunlar aynı kelimeler aslında semah değil yani kelime sema işitmek dinlemek demek. Dolayısıyla insan bir şeyi dinlediği zaman yani o şeyin sesini alabildiği zaman musikiye başlayabilen bir varlık. Çünkü sesle birlikte kendi iç seslerini de duygularını da sese dönüştürüp dışa terennüm etme yani dıştan duyulacak şekilde terennüm etme becerisi kazandırıyor. Eğer insanlık tarihinde bir milat varsa musiki için e, bu belirli bir tür musikinin değil dolayısıyla her tür müziğe elverişli, her tür musikiye dönüşmeye elverişli bir e, müziğin başlangıcı olabilir. Tıpkı dil gibi yani musiki. Musiki bir ifade biçimi çünkü. Yani mu, Diyelim ki konuştuğumuz diller bir ifade biçimi. Biz bu dille her şeyi yani yaşadığımız her şeyi dile getirmeye çalışıyoruz. Farklı farklı diller var. Bu farklı diller de kendi içerisinde e, insanlar neyi ifade edeceklerse onu ifade etmeye çalışıyorlar. Şimdi bizim ilişkili olduğumuz ifade şeyleri ifade biçimlerimiz var. Mesela bilim böyle bir şey. Matematik böyle bir şey. Yani fizik böyle bir şey. Müzik böyle bir şey. Resim böyle bir şey. Hat Böyle bir şey. Yani sanatın formları da, bilginin değişik formları da aslında bir tür diller. Bu dillerin bir kısmı sayısal, bir kısmı melodik, bir kısmı görsel. Yani değişik şeylere, e, biçimlere sahipler ama esas itibariyle her türlü duyguyu dile getirmeye elverişli diller. Musiki insanın e, kulağından dışarı çıkan bir dil. Ve kulaktan aldığıyla kullanılır. E, Ağızdan dışarı çıkan bir dil. Yani e, işitme gücü olmasaydı musikiden bahsedemezdik. İşitme gücüyle biz o duyulan şeylerin e, melodik yapısını kavrayabiliyoruz. Dolayısıyla kulaktan giren, e, zihinde demlenen ve gönülden yani bu zihinden e, ağız yoluyla, sesler yoluyla dışarıda e, duyulacak şekilde terörüm edilen bir dil. Hocam burada yaşam tarzı olarak da acıdan bahsedebiliriz. Cennetten kovulduk. Dünyaya gülerek de gelebilirdik ama ağlayarak geldik. Ağlamanın bir metaforu var mıdır? Neden gülerek değil de ağlayarak geldik bu dünyaya? Aslında cennetten dünyaya ağlayarak geldiğimizi tam bilmiyoruz. Yani biz e, cennetten kovulmanın acı bir şey olduğunu düşündüğümüz için e, Adem babamızın ağladığını varsayıyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri Çocuklar da doğarken ağlarlar ya. Çocuklar cennete mi doğuyorlar bilmiyoruz. Ee, yani çocuklar doğarken ağlar da cennete mi doğuyorlar tam olarak bilmiyoruz. İnsan cennetten buraya yani daha doğrusu cennetten dünyaya mı doğuyorlar? Yani cennetteleri de dünyaya mı doğuyorlar? Oradan tam emin değiliz. Ama Hazreti Adem'le ilgili anlatılarda Hz. Adem yaptığının yanlış olduğunu anlayınca istiğfar etti ve istiğfarı kabul edildi. Hocam yani bir sürgün e, sürgüne uğradı. Yani dünyaya bir tür düşüşe e, maruz kaldı tabiri caizse. Yani bir istiğfarın kabul edilmenin bedeli olarak maruz kaldı fakat aynı zamanda bu hata ona insanlığı öğretti. Yani insanlığı öğrettiği için bu Zannedildiği kadar ağlanacak bir hadise olmayabilir. Aldous Huxley bu dünya başka bir dünyanın cehennemidir der. Evet. Peki çocuklar aslında başka bir dünyanın cehennemine geldiğini düşündüğü için ağlıyor olabilirler mi? Aslında bu dünya başka bir dünyanın cehennemidir sözü çok edebi bir söz. Çok değişik açılardan tartışılmaya müsait bir söz. Sebebi de şu. Eee Hazreti Ömer zamanında yani bir hikayeyle anlatayım. Hazreti Ömer zamanında bir kabileden elçi gelmiş. Elçinin e, çok önemli bir mahareti varmış. Çok güzel konuşuyormuş. İfade, yani düşüncelerini çok iyi dile getirebilme özelliğine sahipmiş. Hazreti Ömer Übey bin Kâb'la oturuyor. Tabi Übey bin Kâb o sıralarda yaşlanmış, saçı başı ağarmış. E, gelen elçi Hazreti Ömer'le konuşuyor ve Hazreti Ömer de bunun konuşmasını beğeniyor. Yani belagatını beğeniyor. Elçinin konuşmasında dünya kötüleniyor. Elçi dünyayı kötülüyor sürekli. Übey bin Kâb diyor ki, e, dünyayı kötüleme hariç e, diğer söylediklerini hem fikirim ama diyor, bu dünya senin söylediğin gibi kötülenecek bir yer değil. Dünya bizim diyor, ahiretle ilgili bütün kazanımlarımızı gerçekleştirdiğimiz bir yer. Biz bu dünyaya, dünyayı kötülemek için değil, ebedi bir mutluluğu kazanmak için geldik diyor. Dolayısıyla e, yani buradan tabi Arabesk'ten buralara geldik ya siz ısrarla tabi e, meseleyi bir acıyla ilişkilendirmeye çalışıyorsunuz. Arabesk sizin zannettiğiniz kadar acılı bir şey değil. Arabeske dışarıdan bakanlar bunun böyle olduğunu düşünürler. Arabesk dinleyenler aynı zamanda o, o şeyden e, mazoşistçe bir zevk alan insanlar değildirler. Bakın az arabeskte mazoşizm bir, yani böyle bir kendine işkence ederek haz alma durumu söz konusu değildir. Arabesk dinleyenler aynı zamanda bununla sevgiliye aşkını anlatırlar. Ee, güzel duygularını anlatabilirler, sıkıntılı hallerini anlatabilirler. Yani diğer müziği dinleyenler her neyi anlatıyorlarsa aynı şeyi arabeskte anlatırlar. Arabesk'in formu da değişti aslında. Eskiden belli bir kesime aitti. Hatta gecekondu müziği de deniyordu ama artık biraz daha Cihangir kafelerine taşınmış durumda entelektüellerin de tercih ettiği bir alan olmaya başladı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şöyle, arabesk aslında o yani 60'lar, 70'ler, özellikle 80'ler ve 90'lardaki formuyla bugün tam devam edemiyor. E, sebebi de şu, sizin de gelmek istediğiniz ısrarla bir yer var. Orada haklısınız. E, Türkiye'de nüfus %90'a yakını şehre göçtü. Nüfusun yüzde 85'i şehirde, yüzde 15'i köylerde. Şehirlerde yaşayan insanlar artık neredeyse 20 yıldır şehirdeler ve şehir hayatının kendine özgü yani kendileri kendi şartlarında yeni formlarını kazanmaya başladılar. Dolayısıyla arabesk e, yolda olanın terennüm ettiği bir şeydi. Arabesk biraz yurtsuz bir müzik aslında. Arabesk'in gece kondu müziği olduğunu düşünürler. Gece kondular, arada oldukları için arabestin dinliyorlar. Yani Arabesk böyle meskun mahal müziği değil, yerleşik insanların müziği değil aslında. O nedenle Arabesk bir köylü müziği değil, Arabesk bir şehirli müziği değil. Arabesk köyden şehre gelen aynı zamanda e, bütün o duygularını yolda yaşayan insanların müziği olarak ortaya çıktı. Bu nedenle de duyguları ağır ve Sanattan biraz uzak melodik formlarla ifade etmeyi denedi. Arabesk'in böyle biraz e, özelliği var. E, ama Arabesk ilginç bir şekilde e, Türkiye'de en uzun süreli neredeyse yaşayan büyük şeyler müzisyenler üretti. Yani Arabesk'in en meşhur isimlerinden bir tanesi rahmetli Müslüm Müslüm Gürses'ti. Müslüm Gürses çok ilginç bir sanatçıydı. E, biliyorsunuz vefat edinceye kadar sanat performansını kaybetmedi. Yani tarzını değiştirerek devam etti. Çok farklı müzikler söyleyebildi. Arabesk insanı bir türe hapseden müzik değil aslında. Arabesk belirli bir varoluş halinin müziği olarak kavrandı. Yani yolda olan insanın, sürekli değişimde olan insanın dolayısıyla tutulmak çabasında, tutunamayan değil ama bakın tutunamayan değil. Tutunma çabasında olan insanların müziğiydi ama bu tutunma çabasında olan insanlar bir ceninin rahme tutulduğu gibi şehre tutundular artık. Arabesk üstadlarının baba figürü olarak görülmesi gibi bir durum var. Bu acıya meyilli kişilere kucaklayıcı bir tavırla yaklaşmalarının bir sonucu mu sizce? Ya şöyle aslında onları kucaklayıcı tavırla yaklaşmalarından ziyade yaptıkları müziğin o insanların dünyasında karşılık bulması ve bunlar biraz da özellikle işte işlerinde en çok dikkat çeken Ferdi ve Müslüm'dü biliyorsunuz. Özellikle Müslüm'ün yaşam tarzı da bu dinleyicileriyle benzeşen bir yaşam formu olarak değerlendirilebilir. Yani kendileri de zaten yaptıkları müzikle daha ziyade hemhal olan insanlardı, yaşayan insanlardı. Zaten müziğin karşılık bulmasının bulmasını mümkün kılan şey de bu. Eğer müzisyen yaptığı müzikle hemhal olmuyorsa Müzik aynı zamanda onun hayat tarzı değilse karşılık bulması, dinleyicilerde karşılık bulması çok zor. Yani müzik yalıtırmış bir şey değil açıkçası. Müzik fiilen hangi varoluş halindeysek, hangi yaşam durumundaysak o yaşam durumunu ifade ettiği ölçüde e, dinleyici bulabilen, aynı zamanda müzisyenle onu dinleyen arasında e, yakınlık ve empati kuran bir şey. Bab arabesk bağlamında bakacak olursak sanat acıdan beslenir diyebilir miyiz? Sanat sadece onu demek istiyorum. Sanat burada acının çok görünür olması. İnsanların maddi sefalet içerisinde maddi sefalet demeyelim de maddi stabilite arayışı içerisinde olmalarından kaynaklanıyor. Acının bu kadar görünür olmasının sebebi bu. Yoksa yani arabesk dinleyenlerin aşkı, arabesk dinlemeyenlerin aşkından daha mı farklı? Yani arabesk dinleyenler bir yemek yediği zaman arabesk dinlemeyenlerin yediği yemekten başka mı zevk alıyorlar? Yani arabesk dinleyenler e, bir mutluluk yaşadığında diğerlerinden başka türden mutluluk mu yaşıyorlar? Yok, duygular benzeşir. Duygular aynı. Sadece ifade biçimi arabeskte biraz hırpani, biraz... E, ...aynen hayat tarzının... ...karvaşıklığında olduğu gibi... ...farklı türlerin bir araya geldiği bir yapı... ...ama her müzik türünün iyi örnekleri olduğu gibi... ...burada da iyi örnekler var... ...her müzik türünün daha zayıf... ...kimi zaman müftezel örnekleri olduğu gibi... ...burada da öyledir yani... ...müzik müzik türünün kendisi... ...tek bir duygudan asla müzik olmaz... ...bu hataya düşmek lazım... Derdini söylemeyen derman bulamaz... ...atalarımızın böyle bir sözü var... ...Arabesk müziğinde söze dökülmesi... Burada insanların derdine derman arayışı mı acaba? Tabii yani bu konuşma, dile getirme, ister bu bir sayıyla olsun, ister bir yazıyla olsun, ister bir çizgiyle olsun, ister resimle, ister sözle olsun, insanın kendisiyle dertleşmesi halidir. Yani bu yalnız bu dertleşmeyi lütfen sadece derdin anlatılması olarak değerlendirmeyin. Yani dert bunlardan başından beri onu söylemeye çalışıyorum. Dert bunlardan bir tanesi. Kendi mutluluğunu ifade biçimi aynı zamanda ve başka duygularını ifade biçimi. İsyan çok başat bir duygu değil mi? Orada özellikle arabesk... Arabesk'in temalarıyla Arabesk arasında zorunlu bir ilişki yok demek istiyorum. Arabesk'in temaları bunlar. İsyan Arabesk'in bir teması. E, mutsuzluk Arabesk'in bir teması. Aşk biraz da çileli bir aşk Arabesk'in bir teması. Aslında müziğin temalarıyla müzik arasında zorunlu bir ilişki yoktur. Bakın aynı durum mesela ilahi formları için de geçerlidir. İlahi formları aynı ile Türk sanat müzikisi bölgesine göre Türk halk müziği formlarıdır. Yani e, siz Çorum'da bir ilahi dinleyecek olursanız, Kırıkkale'de ne bileyim Sivas'ta ilahi dinleyecek olursanız oradaki yerel musikinin bir başka formu olarak ilahi dinlersiniz. Ama İstanbul'da dinleyecek olursanız işte sanat musikisi dediğimiz şeyin başka bir e, yansıması olarak ilahi dinlersiniz. Ama temalar aynıdır. Peki hocam. Yani şurayı iyi e, altını çizeyim. Arabeste diğerlerinden farklı olarak dikkatimizi çeken şu. Arabesk'i üreten insanlar belirli türden temaların hayatında çok baskın olduğu insanlar. Yani e, biraz maddi sıkıntının, biraz yolda kalmışlığın, biraz kavuşamayan aşkların Biraz uzamış e, ve bir türlü gerçekleşmeyen emellerin e, daha çok dile geldiği bir müziktir. Aslında biz aynı temaları bir e, türkü formunda da, ne bileyim sanat müzikisi formunda da ifade ederiz değil, ediyoruz. Ediyoruz yani hatta bazı formlar arabeske nispetle daha zengindir. Mesela türkü çok zengindir. Yani biz... Tür, türk'ünün çok değişik formlarına sahibi. Sebebi çok kadim. Yani binlerce yıllık geçmişe var ve var ve ya bir çırpada sayılması mümkün olmayacak şekilde farklı formlar üretmiş. Dolayısıyla musikinin yani belirli bir müzik türünün temalarla ilişkisi zorunlu olmamakla birlikte belirli türden temalar bu müzikle daha çok dile getirildiği için zihnimiz e, oraya hızlıca kayıyor. Peki hocam. Bana da arabesk savunusu yaptırdınız ha. Sizin söylediğiniz yerden bakacak olursak o zaman Sezen Aksu Müslüm Gürses şarkılarını söyleyince arabeskin itibarını teslim etti diyebilir miyiz? Farklı bir forma mı geçmiş oldu? Evet yani biraz e, Arabesk denen müziğin de çok farklı şekillerde söylenebileceğini aslında bunun biraz da söyleyen ve dinleyene bağlı olarak karakter değiştirdiğini gösterdi. Çünkü bu söyleyenle de ilgili yani Müslüm Gürses bir türkü söylediği zaman yahut bir sanat müzikçisi söylediği zaman kendi rengini de veriyordu. Orada biz arabesk söylerken dinlediğimiz müslümün tırılarını da bulabiliyorduk. Yani o yani karakterini verebilen aynı durum diğer e, müzik türlerinin üstatları için de geçerli. Arabeski veya bir başka e, türden şarkıyı söylediklerinde, müziği dile getirdiklerinde de kendi karakterlerini veriyorlar. Müzik sanıldığı sanıldığı kadar, müzik türleri sanıldığı kadar aralarında duvar olan türler değiller. Yani geçişlerin daha hızlı olduğu türler. Hocam peki insanın en derin hislerinin bir tür tezahürü olan arabesk müziğinde popüler popülerleşme bunu bir deformasyona uğratırken bir bakıma deformasyona uğratıyor ama ilahilerde biz bu deformasyonu görmüyoruz. Buradaki fark sizce nedir? İlahilerin e, çok güçlü formları var. Bir. İkincisi bu form gücünü kendisinden almıyor. İlahilerdeki formun gücü muhtevasından kaynaklanıyor. Yani e, dile getirmeyi amaçladığı anlamdan kaynaklanıyor. Bu anlamın gücü ise çok büyük tecrübeye ve tarihsel derinliğe sahip. Yani ilahilerdeki tecrübe manevi tecrübe oldu. En azından öyle inanıyoruz yani. Manevi bir tecrübe. Şimdi şeyi düşünün mesela diyelim ki e, Niyazi Mısri'nin hani derman arardım derdime derdim bana derman imiş diye başlayan bir ilahi var ya Niyazi Mısri'nin şiiri. Şimdi göz kulak oldu her yer her neki ki var olundu. Yani bu bir vah, vahdeti vücut tecrübesini anlatıyor ve bu tecrübenin öylesine büyük eserleri var ki, öylesine büyük bir nazariye ki hayatın her meselesiyle ilişkilendirerek kavranabiliyor. Dolayısıyla ilahi de bir tarihsel derinlik, metafizik düşünceye kadar giden çok güçlü bir derinlik. İki, o tarihsel derinliği belirli bir e, sufinin ya da bir müminin hangi dine mensupsa o dinin Artık mistiğinin veya zahidinin tecrübe ettiğine dair bir inanç var. Üç, bütün bu tarihsel ve nazari derinliğin e, arkasında bulunduğu tecrübe belirli bir müzik formuyla kendisini dile getiriyor, ifşa ediyor, tezahür ediyor. Dolayısıyla kendi gücünü musikinin formuna yansıtacak şekilde katılaşıyor. Bundan dolayı ilahiler, ilahilerim, Farklı formatlarda dile getirmek mümkün olmakla birlikte dile getirdiği format daima kendisini çağrıştırıyor. Yani o anlamın zaman zaman melodinin önüne geçtiği bir müzik formudur ilahi. Beslendiği kaynağın öneminden evet. mi ileri geliyor? Evet, tabii. Beslendiği kaynak burada zaman zaman melodinin önüne geçiyor. Çünkü insan bazen bir ilahi dinlerken aslında bir sözü ve bir şiiri dinliyor. Melodinin ötesinde bir anlamı temaşa etmeye çalışıyor. Aslında aynı durum çok güçlü türkü formlarında da gerçekleşir. Benzer durum çok güçlü sanat musikisi örneklerinde de gerçekleşir. Eğer müzikteki müzikte dile gelen imge çok güçlü ise melodinin ötesinde o ses uyumunun ötesinde bir etki ve derinliği elde eder ve zihni esir alır. İsterseniz buna gönlü deyin. Gönle tesir eder ve gönlü esir alır. Dolayısıyla fiilen e, müzik artık kendisinden daha güçlü bir şeyin taşıyıcısına dönüşür. Müzik taşıyıcı olmaktan adeta çıkar. Aslında bir tür yansıtıcıya dönüşür yani. Orada orada öyle bir durum var. Arabesk'in bazı örneklerinde de böyle olabilir. Konumuz arabesk ya. ...Arabeskin bazı örneği. ...bu ne zaman olur? Yani böyle bir durum ne zaman olur musikide? Dile getirdiği anlam... ...insan hayatında... ...ortaklaşa tecrübeye çok konu olmuşsa... ...yahut çok büyük... ...yorumcular tarafından... ...tarih boyunca derinleştirilmişse... ...kendisini herhangi bir uyumun ötesinde dinleyen özneyle bağdaştırarak sunduğu için, özdeşleştirerek adeta sunduğu için müzik zaman zaman anlamın gerisinde kalacak şekilde anlam kendisini takdim eder. Formun gücü müziğin yönünü de belirliyor. Evet. Örneğin Afro-Amerikan müziği sayılan blues müzikte ya da caz müziğinde orada da bir tür arabesk kaynak var. Afro-Amerikalılar Afrika'dan Amerika'ya zorunlu bir şekilde götürüldüklerinde, adeta köleleştirildiklerinde o müzikle varlıklarını sürdürme çabası içinde o müzikten güç alıyorlar ve ayakta kalıyorlar. Aslında bir bakıma blues da, caz da, Afro-Amerikan evet. arabeski gibi değerlendirilebilir. Değerlendirilebilir. Evet, evet. Öyle de nitelendirilir hatta. Evet. Ama orada formun gücü onun aynı zamanda evrensel olmasını sağlıyor. Bizde de ilahilerin formunun gücü evrenselliğe bizim ilahilerimizi ne kadar taşıyor sizce hocam? Hocam bizim ilahilerimizin formu evrensel. Bizim ilahilerimizin formu hem Balkanlarda hem Arap dünyasında aynı şekilde cari bu yerel değil ama arabeskin yere kalmasının sebebi kendisi değil. Arabeskin yerel kalmasının sebebi Bizim kültürümüzün genel olarak yerel kalmasıdır. Sadece arabesk yerel kalmıyor, bu ülkede türkü de yerel kalıyor. Sanat müzisyenlerinin değişik icracılar da diğer müzisyenler de yerel kalıyor. Yani bizden biz toplum... yapınca arabesk oluyor, batılılar yapınca melankoli mi? Evet, yani bu biraz kültürel hakimiyetle ilgili bir şey. Yani eğer e, biz işte diyelim ki Müslüm gürses e, Amerika'da yetişseydi, aynı müziği orada icra ediyor olsaydı ve aynı takipçiler olsaydı, dünyada pek çok yani milyarlarca Arap milyonlarca arabesk dinleyen olurdu. Sizden arabesk müziğin felsefesini dinlemek ayrıca bir güzel oldu. Biz biraz daha arabeski acıya bağlarsınız diye düşünmüştük. Tasavvufta insanın olgunlaşması için haz veren şeylerden uzaklaşması, kendine acı çektirmesi, olgunlaşması için bir acıdan geçmesi gerektiği söylenir. Bu acıdan geçmeyi nasıl değerlendirirsiniz? Acılar mı insanları olgunlaştırır? Acılar hocalarımız mı bizim? Şimdi tasavvufta aslında bir prensip vardır. E, tasavvufi yaşantının da yani dini yaşantının daha doğrusu... ...genel bir ilkesi olarak kabul edilir. Celal olmadan Cemal olmaz diye. Şimdi Cemal orada insana gelen lütufları ifade eder. Celal ise o lütuflara erişmek için... ...insanın e, yaşadığı sıkıntıları ifade eder. Aslında bu belirli bir e, ekole yahut hayatın belirli bir alanına ait değildir. Hayatımızdaki bütün alanlar için geçerlidir bu. Yani biz belirli bir maksada ulaşabilmek için mutlaka be o maksada elverişli, ona ulaştıracak sıkıntılara katlanırız. Yani diyelim ki şurada bir program yapıyoruz. Evet bu program yapıldığı zaman belki hoşumuza gidecek, haz alacağız ama bu program için bir yeni insan hazırlık yapar. Yani diyelim ki karnımızı doyuracağız. Onun için birilerinin işte belki sabahtan akşama kadar mutfakta yemek yapması gerekir. Aynen bunun gibi her bir hedef hayatta kendisine uygun belirli merhalelerin yöntemli bir şekilde kat edilmesini gerektirir. Yani belli merhalelerin yöntemli, dakikleştirilmiş, ayrıntılandırılmış, takip edilebilir tarzda kat edilmesini gerektirir. Bu ise fiilen sıkıntıdır. Fiilen sıkıntıdır. Yani e, hem... İnsanın o maksada ulaşmak için kat etmesi gereken, yapması gereken mesafe ve işlere göğüs germesini gerektirir. Hem engelleri aşma çabasını gerektirir, hem karşılaştığı sorunları mevcut birikiminden hareketle çözmesini gerektirir. Hem de hedefe dair inanç ve umudunu sürekli diri tutmasını gerektirir. Dolayısıyla aslında biz bunu... Zaman zaman tasavvufla ilgili konuşuruz Zaman zaman mistik hareketlerle ilgili konuşuruz Zaman zaman bir insanın filozofluk basamaklarında tırmanması için konuşuruz ama Dikkat edin arkadaşlar hayatın her alanı böyledir Yani bir e, gitar çalanı düşünün ya da bir saz çalanı düşünün Yani e, büyük bir şeyin müzisyenin verdiği konserde bir insanın saz çalması için ne kadar çalışması gerekir? Düşünün yani ne kadar uğraşması, hayatın ne kadar o sazla meşgul etmesi gerekir. Yahut yani e, işte diyelim ki büyük bir hadise oldu. Bununla ilgili birisi e, bir tecrübeli sunucu aranacak o, o konuyu takdim etmek için. E, kaç yıl sunuculuk yapması gerekir? Bakın bir yığın arkada bizim biraz önceki celal kapsamına gireceğimiz davranışlar var. Bu yani maharet insana peşinen verilmiş değil. Peki hocam nereden çıktı batsın bu dünya inancı? Madem bir merhaleydi biz nerede durduk da batsın bu dünya dedik? Ya şöyle batsın bu dünya ve bu anlama gelen sözler e, yani hayatta her sıkıntımızı halledemiyoruz yani. Hayatta her isteğimizin gerçekleştiğini göremiyoruz işin doğrusu. Hocam araya girmek istiyorum. Her gelen gün geçen günü aratıyor. İnsanın hayatında hep bir keder var. Biz bu dünyaya acı çekmeye mi geldik hocam? Hocam aslında... Allah bizim yanarak olgunlaşmamızı mı istiyor? Evet yani şöyle dünya bir imtihan yeri ama dünya acı çekme yeri değil. Böyle ifade etmek uygun olmaz. İmtihan acı çekmek değil. İmtihan insan mutlulukla da imtihan olabilir. İnsan zenginlikle imtihan olabilir. İnsan türlü hazlarla imtihan olabilir. İmtihan kavramı zaman zaman pişmekle anlatılır ama bu acıyla pişmek anlamına gelmez. Bu mutlulukla da pişer insan. Yani insan sadece sıkıntıyla pişmez. İnsan aynı zamanda iradesine hakim olup olamamakla da pişer. Öğrenme çabası gösterip gösterememekle de pişer. Karakterini muhafaza edip edememekle de pişer. Yani insan zannedildiği gibi acı çekerek olgunlaşan bir varlık değil. Bu yanlış bir kanaat. İnsan mutlu olarak, acı çekerek, severek, nefret ederek, öfke duyarak neyse... ...bütün bu duyguları yaşayarak olgunlaşan bir varlık. Yani... E, olgunlaşmayı zorunlu bir şekilde acıyla ilişkilendirmek gerçekten isabetli değil. Bir. iki. Her geçen gün, yani her gelen günün geçen günü arattığı varsayımı doğru değil hocam. Mesela benim hayatımda hiç öyle olmadı. Geçmişten hangi yaprağı sana verelim deseniz, yani beni götürecek bir yer arasanız, vallahi içinde bulunduğum durum geçmişteki durumlarımdan hep daha iyi oldu. Yani şöyle, Geçmişin daha iyi olduğu düşüncesi geçmişte yaşadığın hallerin ve maddi şartlar, maddi manevi şartların anda daha iyi olma kabulünden hareket eder. Bu konuda bizim bilgilerimiz zannedildiği kadar kesin ve dakikleştirilmiş değildir açıkça söylemek gerekirse. İnsan geçmiş ve gelecek fark etmeksizin yaşadığı sürece açıkçası Sıkıntılı zamanları da oluyor, üzüntülü zamanları da oluyor, sevinçli zamanları da oluyor. Burada bizim ölçümüzün ne olduğuna bağlı olarak bu cümleleri kurabiliriz. Anda kalamadığımız ya da bugünü yaşayamadığımız için mi aslında nostalji bizim arabeskimize eşlik ediyor? Ya şöyle, anda olsak da biz hatırası olan varlıklarız hocam. Yani hatırlama gücümüz var bizim. Geçmiş bizim zihnimizde bir resim olarak daima bulunuyor ve biz geçmişi an olarak yaşıyoruz zaten. Geçmişi geçmiş olarak yaşamıyoruz. Bizim geçmiş bilincimiz geçmiş değil yani. Geçmiş bilincimiz anın bir parçası. Bu nedenle e, yani bir geçmiş, o duyguları yaşadığımız duyguları yaşarken özlüyoruz biz. Yani o duyguları hatırladığımızda yeniden bir yaşama hevesiyle yahut sönük bir yaşama tecrübesiyle tekrar onları özlüyoruz. Dolayısıyla bu sadece hani yani anda olduğumuz için nostaljik olarak e, bakma tecrübesi değil. Anın bir parçası olarak yaşadığımız tecrübe olduğu için böyle. Hocam, yanmaya dönelim. Bir hamur ekmek olabilmek için yanmak zorunda. Evet. Hamur yanarken acı çekiyor mudur? Bunu hamurdan geri dönüş olarak, geri bildirim olarak alamayacağımıza göre. Evet. Biz Yandığımızda insan olarak Pişiyorsak eğer Biz acı çektiğimizi Söyleyebilir miyiz Aslında ben şunu demek istiyorum tam olarak Yani tekrar önceki Soruyu hatırlattınız Biz Yani Bir yanma tecrübesiyle anlatıyoruz Olgunlaşma süreci olduğu için Yani bunları biz metafor olarak kullanıyoruz Ama bazen bu Yani bu acı ve sıkıntıyı, maddi olan acı ve sıkıntıyla özdeşleştirmek hiçbir insanın tecrübesi e, için isabetli değil. Cümleyi tekrar kurayım. Yani insanın olgunlaşma süreçlerini dikkate aldığımızda bunu maddi olarak sıkıntı ve refah gibi, maddi olarak sıkıntı ve rahat gibi kavramlarla özdeşleştirerek anlamaya çalışmak isabetli değil. Mesela dün insanlık tarihinin büyük şahsiyetleri var hayatını bildiğimiz. Bunlar içerisinde de hayatını en iyi bildiğimiz şahsiyet Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Dünya tarihinde Hazreti Peygamber'in hayatı kadar hiçbir insan hayatını ayrıntılı bilmiyoruz. Hazreti Peygamber'in hayatı öyle görünüyor ki 25 yaşında Hazreti Hatice validemizle evlendiğinde gayet güzel. Bakın maddi şartlara dikkat alacak olursanız. Gayet rahat yani. Ticaret yapıyor. Mutlu olduğu bir eşi var. Çocukları var. İçinde bulunduğu toplum tarafından saygı gösterilen, sevilen bir insan. Sonra peygamberlik vazifesi fiili hale gelip de insanlara bu dini tebliğ etmeye başladığında hayatında bir sıkıntı dönemi baş gösteriyor. Şimdi hangi durum daha üstün? Hangi durum daha mutluluk verici? Maddi sefalet açısından baktığınızda nübüvvet durumu maddi sefalete tekabül ediyor. Yani maddi şartlar açısından. Çünkü çok büyük maddi sıkıntılar çekiyor. Bakın daha ileri giderim. Duygusal durumlar açısından baktığınızda da mesela Hazreti Peygamber peygamberlik vazifesini fiilen icra etmeye başladığında yaşadığı utanç durumunu muhtemelen geçmişte hiç yaşamamıştır. Hazreti Peygamber yani öyle sıkıntılı anlar yaşamıştır. Çünkü e, o kendisine rağbet eden insanların açıkçası bütün o beklentilerini devre dışı bırakacak şeyler yapıyor. O beklentilerini sıkıntı hayale uğratacak, hayal kırıklığı yaratacak davranışlar sergilemeye başlıyor. Yani utanç durumu derken bunu kastediyorum. Yani böyle bir sıkıntıyı geçmişte muhtemelen yaşamadı ama fiilen bu tecrübeyi yaşadığı, bu maddi sıkıntıyı yaşadığı an mı daha üstün? Önceki an mı daha üstün? Çünkü burada öyle bir durum var ki bir insan işte vahiye mazhar oluyor. Bundan daha büyük bir şey yok ki. Ne vermezdin ki bunun için? Ya yani ne vermezdi ki insan Allah'a inanan bir insan Allah'la görüşüp konuşmak için? Peygamberimiz hiç ümidini kaybetmedi. Hazreti Peygamber derdini Allah'a anlatmakla müvekkel. Yani buna tasavvufta Türkiye'de şimdi arabeske bağlamak şeyini Dini düşünce geleneğinde bazen naz kelimesiyle ifade ediyorlar, bazen cilve kelimesiyle ifade ediyorlar ama en çok nazlanmakla ifade ediyorlar. Yani bir tür derdini hakka arz etmek, derdini terennüm etmek anlamında ama arabeske bağlamanın Türkçe'de olumsuz bir karşılığı olduğu için ona tercüme etmek uygun olmaz. Şeytan için uygun olur mu hocam? Şeytan da Allah'ın sevgisini bir anda kıskançlıkla kaybetti ve bu his onu yalnızlaşmaya götürdü. Ve insan içinde bu tarz şeyler oluyor mu? Sevdiğini kaybettiğinde? Evet. Arabest dinleyenlerle ilgili bu cümlelerin tamamı kendilerini daha üstün addeden kültürlerin e, kültürü temsil ettiklerini ağzından çıktı. Çünkü aslında sanki aynı duyguları ve aynı şikayetleri başkaları yapmıyormuş gibi konuşuyoruz. Aynı şikayetleri başkaları da yapıyor. Aynı e, duyguları başkaları da yaşıyor. Eğer bunun içerisinde ...üstün ahlaki nitelikler varsa... ...ona sahip olan başkaları da var. Süfli durumlar varsa başkaları da var. Yakarsa dünyayı gariplerin ahı yakar... ...diyoruz ama biz. Yakarsa dünyayı gariplerin ahı yakar gibi... ...tabirlerin aynısı bütün müzik türlerinde var. Onu demek istiyorum. Yani ne duygu... ...ne tema arabeske özgü değil. Arabeski özgü olan... ...tarzın kendisi. O bir tarz... ...ve... E, ...kendine özgü bir karakteri var. Dolayısıyla arabesk hakkında düşünürken ve konuşurken dinleyenleri küçümsemek gerçekten olayın içinde olmamak demek. Arabesk bu türün afyonu oluyor o zaman hocam. Başka bir açıklaması kalmıyor gibi. Niye arabesk iç yani arabesk dinleyenler afyon içmiş gibi eslik yaşamıyorlar ki? Böyle düşünmeyin. Arabesk'i dinlemeye alışkın olmayan insan her dinle yani dinlediği zaman e, afyon içmiş gibi etkilenebilir. Arabesk bir sürü insan dinliyor. Bunlar afyon çekmiş gibi yaşamıyorlar Hocam, ki. Hocam ama bir eylemsizlik hali var ya. Arabes zaten maksadına ulaşmakta zorlanan insanların kendini ifade biçimiydi. Başta onu konuştuk ya. Arabes bir yani bir rahatsızlığı dile geçirme biçimi aynı zamanda. İşte onunla sınırlı kalıyor, hiç aksiyona geçmiyor. Hep söylüyor, söylüyor, eylem yok. Yani şöyle müzik okuyanın aksiyona geçmesi ne demektir ki müzik dinleyenin? Yani nasıl anlıyorsunuz? Mesela diyelim ki Türk sanat müzikisi dinleyenlerin aksiyona geçmesi ne demek? Gerçekten ne anlıyorsun? Mesela Türk sanat müzikisi dinlediğin insan aksiyona, ne oldu aksiyona geçti? Aksiyona mı geçiyor? Türkü dinleyenin aksiyona geçmesi ne demek? Mesela sol kültür türküyle tanıştıktan sonra devrimci niteliğini kaybetmeye başladı. O zaman türkünün e, insanı o devrimci şeylerden, hislerden uzaklaştırdığını mı söyleyeceğiz? Arabesk'in şöyle bir gücü var. Dinleyip de dertlenebiliyoruz. Dinledikçe dertlenmeyi en fazla sağlayan musikisi, musiki Türk sanat musikisidir. O yüzden en çok insanlar onu gazinoda dinlerler. Yani sebebi bu. Zannedildiği gibi arabesk değil. Bu doğru değil. Arabesk dinleyenler tarlada çalışırken arabesk dinlerler. Arabesk dinleyenler araba tamir yaparken arabesk dinlerler. Arabesk dinleyenler e, herhangi bir mesleği icra ederken dinlerler. Arabesk hareketsizleştirici bir şey değildir. Arabesk ancak belirli türden harekette olduğu zaman dinlenebilir bir müziktir. Zannedildiği gibi değil arabesk. Mehter Marşı gibi de bizi harekete geçirmiyor ama. Mehter Marşı savaş müziği çünkü. Mehter Marşı'nı insanlar savaşa gitsin diye yapmışlar zaten. Yani Mehter Marşı tamamıyla bir e, kalabalığı coşkuya getirip... ...canını meydana atmayı sağlaması için yapılmış bir marş. Yani müzi müziğin tonu o. Dolayısıyla Mehter Marşı'nı yani. Oturarak dinlediğiniz zaman dinleyen mehterle irtibat kuramıyor demektir. Hocam, arabesk bir taş süsleme sanatıdır. Böyle bir ifade bizde neden acı dolu bir ifadeye dönüşmüş olabilir? Dünyadaki bütün insanlar şu anda altın çok kıymetli bir şey değil mi? Dünyadaki bütün insanlar e, gümüş takılar, taksalar da sadece gece konuda yaşayanlara altın taksak altın çok kıymetsiz bir şey dönüşürdü. Yani bu biraz o şeyi temsil eden insanların toplumsal konumuyla ilgili bir şey. Neyse yani o konuştuğumuz, hakkında konuştuğumuz şey. Onu temsil edenler aynı zamanda toplumsal konumlarıyla temsil ediyorlar. Yani iktisadi refahlarıyla ya da sefaletleriyle temsil ediyorlar. Siyasi güçleriyle temsil ediyorlar. Türkiye'de eğer Arabesk bir göç kültürü ise, yani şehirden şey köyden şehre giden insanların tutunma çabasında olan aynı zamanda da e, henüz seferde olan insanların kültürü ise arabesk çok harekete geçirici bir müzik olmalı. Çünkü iktidarlar bunlar değiştirdi. Bir şarkıda acı çekmek özgürlükse özgürüz ikimizde gibi bir ifade var. Acı çekmekle özgürlüğü nasıl ilişkilendirebiliriz? Ya şöyle acının e, bir çaba anlamında özgürleştirici gücünden bahsedilebilir ama felsefi olarak değil edebi olarak. Şunu demek istiyorum. Yani e, acı e, insanın belirli bir maksada ulaşması için katlandığı sıkıntıyı anlatıyorsa, insan bir mesleği kazanmak için 10 yıl acı çeker. Bu sıkıntı anlamında. İnsan bir üniversitede beğendiği bir bölüme girmek için yıllarca çalışır. Bu manada acı çeker. Onu kazanmak özgürlükse böylesine bir özgürlüğü elde eder insan. Yani kendi maksadına ulaşmış olma özgürlüğünü elde eder. Ama tekrar söylüyorum benim için en kritik nokta burası aslında. Şimdiye kadar konuştuklarımızı dikkate aldığımızda bir acıyı da sevinci de mutluluğu da tersi olan mutsuzluğu da sadece iktisadi ve siyasi şartlara dikkate alarak düşünmek ya da Duygusal şartlara dikkate alarak düşünmek isabetli değil. Dolayısıyla birimiz için mutsuzluk olan bir şey başkası için verilmiş en büyük nimet olabilir. Verilmiş en büyük nimet olabilir. Yani bu aynı zamanda bizim e, tecrübemizin derinliğine bağlı olarak değişen bir şey. Hocam son olarak arabeske bağlayan arkadaşlarımıza bir tavsiye verecek olsanız ne söylersiniz? Onunla bitirelim. Ya aslında belki şunu söyleyebiliriz. Tabii ki arabesk e, kadim bu toplumun kadim köklerine, İslam öncesi dönemlerine uzanan köklere sahip müzik türlerinde olduğu gibi e, çok kabiliyete sahip bir müzik olarak görülemez. Yani arabesk öyle bir şey değil. Yani arabesk Türkiye'yi karşılaştırmak, Türkiye'ye hakaret, arabesk'e haksızlık olur açıkçası. Yani Arabesk'le sanat müzikisini karşılaştırmak, sanat müzikisine hakaret, arabeski de haksızlık olur. Yani bu hani 3 yaşındaki bir çocukla yaşını başını almış, olgun hayatın çemberinden geçmiş bir zihni karşılaştırmak gibi bir şeye dönüşür yani. Bazı şeyler sınanmış. Arabesk bu kadar sınanmış bir müzik değil açıkçası. Bazı müzikler sınanmış. Fakat meseleyi ele alırken e, temsil ettiği e, sosyolojiyi, e, hangi hayat şartlarıyla ilişkili olarak ortaya çıktığını dikkate almak gerekiyor. Ama bu işin bir tarafı. Diğer tarafı meseleyi değerlendirirken kendini hakim konuma koyarak değerlendirmek isabetli değil. Eleştirinin şeytani tarafıdır bu. Yani insanın mesela eleştiri yapmak insana çok büyük haz verir biliyorsunuz. Şeytani bir haz verir çünkü eleştirdiği şeyden daha üstün olduğunu düşünür insan. Yani kendisini onun dışına çıkarır, ona üstten bakar. Yani e, bu nedenle insan böyle olmadığı için şeytani bir hazdır bu. Ve e, kendisini kaptırırsa da bunu sürdürebilir. Yani farkında olmadan ya da farkında olarak bu hazı e, devam ettirebilir. Arabeski ya da herhangi bir musiki formunu değerlendirirken kendini bunun dışına koyup da üstten baktığı bir materyal olarak değerlendirmek isabetli değil. Böyle bu, bu duygu doğru değil bence. Meseleyle irtibat kurmayı engelliyor. Dahası ve bence en önemlisi arabesk söyleyen müzisyenlerin kabiliyetlerini fark etmeyi engelliyor. Üç, Her müzik, müzik türünde olduğu gibi arabesk türünün de kalıcı olanları, kalıcı olmaya aday olanları işte her nesilde dinlenmeye aday olanları bir de gelip geçici olan saman alevi gibi sönebilecek seviyede olanları var. Dolayısıyla arabesk kendi içinde skala oluşturabilmiş bir müzik. Yani kendi skalası olan arabesk böyle günü birlik bir şey değil yani. Kendi skalası olan bir müzik ve ustaları olan bir müzik. Dolayısıyla da buraya da dikkat etmek lazım. Yani kendi içindeki derinliğini de fark ederek meseleyi ele almak lazım. İçinde yaşadığımız kültürün şu veya bu şekilde pek çoğumuzun ilişkili olduğu, pek çoğumuzun e, benzer tecrübelere sahip olduğu insanların bir dönem dinlediği ve e, önemsediği bir e, müzik arabesk. Eğer sizin duygularınız, acılarınız, sevinçleriniz, tecrübeleriniz e, kendisini ifade edecek başka bir müzik formuna ulaşmışsa, onu bulmuşsa ondan devam edersiniz. Şu andaki durumumuz o. Şu andaki durumumuz o. Yani bu biraz bizim toplumsal dönüşüm sürecimiz. Arabesk'in geçtiğini düşünmeyin. Yani temaların zamanı geçmedikçe, acının zamanı geçmedikçe, mutluluğun zamanı geçmedikçe, aşkın, sevginin zamanı geçmedikçe bunları ifade edecek sayısız müzik formu çık çıkmaya elverişli. Geçmişte bir kez çıkmışsa yine Çıkmaya ve kendisini göstermeye elverişlidir. Yeter ki onun çıkmasına imkan verecek münbit, verimli bir arazimiz olsun. Yasaklamayalım değil mi hocam? E, müzik aslında yasaklanamıyor hocam. İnsanlar kendilerini dönüştürdükleri için süreç içerisinde, şartlarımız dönüştüğü için o şartlara elverişli başka ifade biçimleri buluyoruz. Son olarak şunu söyleyeyim. Müzik aslında bir uyumu dile getirme. Biliyorsunuz müzik klasik bilimler hiyerarşisinde matematiğin altında yer alır. Tabii matematiksel bir şeydir müzik. Yani bir notalar arasındaki harmoniye dayanır. Bir uyum vardır ona dayanır. Ve her uyum kendisine özgü bir takım terennümler doğurur. Kendisine özgü ifade biçimleri doğurur. O uyum tekrar gün yaşamımıza girerse arabeskin dile getirdiği uyum hali kendi içinde barındırdığı uyumsuzluklarla birlikte o tekrar yaşamımıza girerse yeniden canlanır. Tıpkı her cenazede ağıt okuduğumuz gibi. Yani tıpkı her e, aşk yaşayanın benzer e, şekilde kendi aşkını dile getirmesinde olduğu gibi. Yani duygular tekrarlandıkça, içerik tekrarlandıkça özellikle belirli türden maddi şartlara bağlı olarak ortaya çıkan uyum hallerini ifade eden müzikler de yeniden canlanırlar. Dolayısıyla değerlendirirken üstten bakmamak lazım ama arabeski işte yani dediğim gibi türküyle karşılaştırmak ya da çok kadim dönemler olan Türk sanat müziğiyle dediğimiz yani klasik Türk müziğiyle karşılaştırmak yani arabeske haksızlık diğerlerine biraz hakaret olur kanaatindeyim. Teşekkür ediyorum.